Evet. Merhaba arkadaşlar, ben Kürşat. Bugün yine bir tane hidrolik pres videosu izleyeceğiz. Uzun zamandır izlemediğimi fark ettim. O yüzden bugün bir tane daha izleyeceğiz. Bir anda kulaklığı taktım, neyse. Yorumlarda, adamın videosundaki yorumlarda gördüğüme göre 10.000 dolarlık elması ezecek adam. 10.000 dolar mı? Evet, 10.000 dolar, yanlış duymadın. Şimdi niye böyle bir şey yaptığı hakkında hiçbir fikrim yok. Hemen videoyu izleyeceğiz. Ve bu arada videoya başlamadan önce henüz kanalıma abone değilseniz hemen kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve videoyu beğenmediyseniz de videoyu beğenmeyi unutmayın. Videoyu beğenenler umarım yerde elmas bulur bu 10.000 dolarlık elmastan. Hadi başlayalım. So, they say that diamonds are forever, but how long? Oğlum elmas kırılmaz diye biliyordum ben. 4000 dolar, 4000 dolarmış. Bir dakika. Press win yani bence de. 4000 dolar dedi. 40x slow motion, yani normalinden 40 kat daha yavaş bir şekilde parçalanışını izleyeceğiz. Oğlum 4000 dolar mı 10.000 dolar mı? Yorumlarda niye 10.000 yazmışlar adam 4000 diyorsa? Şu arada gördüğümüz bütün taneler 50 dolar 60 dolar ediyor lan şu küçük taneler. Bir daha patlayışını izleyeceğiz ve adamın söylediği fiyatı dinleyeceğiz. $4000. Abi ne yapıyorsunuz ya? Bonus videoyu da izleyelim hemen. Satisfying ya. Çok rahatlatıyor bu olay. Bunu da izleyelim bir dakika. Dur ilerleteyim. Ciddi ciddi çok rahatlatıyor bunlar var ya beni. Şimdi şeyi izleyeceğiz. Bu gummy bear'ların yani jelibonların ezilişini izleyeceğiz. Oğlum efsane ya. Alıyor yiyor bir de oradan. Parça alıp yiyor psikopat herif. Presin altı yapıştı lan prese. Oğlum efsane ya. Başka şeyler de ez. Oha. Diyor ki biz bu küçük ayı ordusunu ezdiğimiz için bu bayağı bir sinirli diyor. Oğlum ya. Bakalım ne olacak? Aa, beklediğim kadar güzel olmadı. Beklediğim kadar güzel olmadı. Bir daha eziyor, bu kalan kısmını ezecek. Bakalım bu sefer güzel olacak mı? Yok, benim istediğim düşündüğüm gibi olmadı. Şimdi ayıyı eziyorlar bonus olarak. Bak bu bayağı güzel olacak. Direkt dışına falan taşacak bu. Eminim. Bak işte böyle şeyler olmasını bekliyordum ben. Tamam, şimdi ben bunun hani dışarıya taşmasını falan görmek istiyorum ya bayağı. Bunun psikolojik bir sorunu olabileceğini düşünüyorum. O yüzden psikoloji testi yapacağız bir tane. Bu psikoloji testini geçebilecek misin? Hadi bakalım geçebilecek miyim? Psikoloji, felsefe, bilinç, davranış bilimidir. Bence davranışla ilgilidir yani. Doğru yanlışı yok değil mi bunun? Tamam, ne işaretlesek o. Anlık olarak öğrendiğiniz bilgiler nerede depolanır? Anlık öğrendiğimiz bilgiler. Kısa süreli bellekte bence. Kolay bir soruyla devam edelim. Beyninin sol tarafını kullanan birisi hangi alanda daha iyidir? Analitik değil. Felsefi, kurumsal değil. Analitik ve mantıksal bence sol tarafı kullanan. Öyleydi ya, hatırlıyorum. Psikolojinin kökenleri hangi iki disipline dayanır desek? Bu fotoğraf ne alaka, anasını satayım derim yani. Bence psikolojinin kökeni felsefe ve biyolojiye dayanıyor. Şu anda sallamasyon şeyler yapıyorum ama bakalım ne çıkacak. Doğru mu yanlış mı? Düzenli olarak çalışan insan her şeyi biriktirip bir anda öğrenen insana göre öğrendiklerini daha uzun sürede hatırlar. Doğru bence yani. Düzenli çalışan adam daha çok hatırlama şeyine sahiptir. Freud'a göre kişilik hangi yaşa kadar oluşur? 5 yaşına diye biliyorum ben. Bakalım lan, şunu hemen Google'a aratacağım. Çok merak ettim. 5 yılda oluşur. Aynen 5 yaşına kadar. Doğru mu?
5 aşamaymış. Tamam bakalım doğru mu değil mi öğreniriz şimdi. Bilişsel psikoloji ne üzerine yol alınmalı? Bilişsel psikoloji ne lan? Algı ve hafıza gelişim davranış. Bunun ne olduğunu bilmiyorum ama fotoğrafa göre gelişim olması lazım. Bu ne adam Nirvana'ya ulaşmış. Biyolojik süreçlerin insan davranışlarını nasıl etkilediğini inceleyen bilim dalı. Evet bunu bilmemi zaten benden beklemen çok güzel bir şey. Aa fotoğrafta 2 tane insan ve beyin var şimdi fark ettim. Neyse bence biyopsikolojidir mantık olarak. Psikoloji de bir bilim. Peki bir psikolog araştırma yaparken ilk aşama hangisidir? Verileri toplaması lazım ilk bence. Beynimizin birbiriyle alakalı bilgileri alıp bir yere koymasına ne ad verilir? Sınıflandırma. Freud'un kişilik teorisine göre hangisi içimizdeki doyumsuz hayvan olarak tanımlanabilir? Ego. Ego. Bence ego. Üst benlik, süper ego. Evet bu. Son soru. Hangisi aynı insanda birbirine karşıt iki aşırı ruh halinin dönüşümlü olarak ortaya çıkması durumuna verilen isimdir? Okuduğumu anlamadım ben şu anda. Kişilik bozukluğu bence. Sen psikopat bir psikologsun. Sen psikoloji hakkında her şeyi biliyorsun. Psikolog olacağım. Sen psikoloji... Yeni tanıştığın insanların psikolojik durumunu hemen anlayabilme yeteneğine sahipsin. Doğru bak bu doğru. Bu senin için mükemmel bir özellik olabilir. Ancak karşıdaki için biraz ürkütücü bu da doğru. Ama sen karşındakine hiçbir şey çaktırmayacak. Bunun da üstesinden gelebiliyorsun. Uzun lafın kısası korkulur senden. Psikolojik bir psikopat olduğumuzu öğrendiğimize göre şimdi hangi hayvan olduğumuzu öğrenelim. Şimdi neden hidropresten testi atladın diye soracaksınız. İşte bu yorum yüzünden. Bu yorum beni buna... teşvik etti. Neyse devam edelim. Hangi hayvan senin ruh eşin? Sizce hangi hayvan daha özgür? Martı. Bence uçabiliyor çünkü. Martıdır bu büyük ihtimal bu arada. Size göre aşağıdaki ıssız alanlardan hangisi daha yaşanılabilir? Hani tercih etmek zorunda kalsaydım çölde yaşamazdım herhalde yani. Her yerime kum girerdi. Şu beyaz evin olduğu yer biraz böyle benim çekiciliğime girdi ya. Ben beğendim bu güzel. Aşağıdakilerden biri olacak olsaydınız hangisi olurdunuz? Acaba hangisi olurdum? Büyük sağlam bir ağaç olmayı isterdim bence. Hangi sıfatlar size en uygun? Şimdi bunları tek tek okumayacağım. Siz burada okuyun videoyu durdurup ben de okuyayım da cevap vereyim. Sevecen, neşeli, sadık diyeceğim ben buna ama bu bildiğin köpek özelliği olmasına rağmen bunu seçeceğim. Köpek çıkacak büyük ihtimal. Sizin havanız hangisi? Burada bana en uygunu hangisi? Bakalım. Bence şu en baştaki bana en uygunu. Beni anlatan bu bence. Hangi spor size daha uygun? Burada bakayım bana en uygun spor hangisi? Hani en uygun olması benim en çok sevdiğim olarak cevap vereceğim. Kış sporları. Böyle bir hani bu kışın yapılan sporları Uludağ'a falan gitmeyi bayağı istiyorum. Hatta benim hayallerimden bir tanesi bu. Bayağı bir istiyorum hatta böyle bir sörf yapmayı falan. İsminiz hangi harfle başlıyor? Bunlardan hangisiyle başlıyor? Nerede benimki? K ile başlıyor. CCK. Ne alaka anasını satayım? Hangi hayvan olduğumuzun ismiyle ne alakası var? Nasıl bir yeteneğiniz olmasını isterdiniz? Bunların arasında dans yani. Bayağı iyi dans etmek isterdim. Hangi enstrümanı çalmak isterdim? Profesyonel olacaksam piyano bence. Son olarak hangi film repliğini kullanmak isterdiniz? Hepsini bir tek tek okuyayım. Siz de durdurup okuyayım. Bir dakika. Hayallerinin peşinden koşmadıkça hayalden hayale uçmanın ne anlamı var? Bence en güzeli bu. Bunu seçeceğiz ve hangi hayvanmışız? Dedim sana köpek çıkacak diye. Ne alaka köpek ya? Aa özelliğini okumadım. Aa çok üzüldüm şu anda. Şimdi kim testi baştan yapacak? Üf. Yapmayacağım. Niye bunu izliyorum ki ben? Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Sizden bir şey isteyeceğim şimdi bak bir dakika. Şimdi benimle beraber bir beyin fırtınası oluşturmanızı istiyorum. Burada on binlerce insan izleyecek bu videoyu. Buraya kadar kalan kişiler için benimle bir beyin fırtınası oluşturmanızı istiyorum. Bana video önerisinde bulunmanızı istiyorum. Yani ne tür videolar çekebilirim? Hangi konuda video çekmemi istiyorsunuz? Onu söyleyin. Allah aşkına çocuk yapım videosu demeyin artık. Sizden bu konuda bana yardım etmenizi istiyorum. Yardım ederseniz gerçekten çok makbule geçer. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Henüz videoyu beğenmediyseniz beğen tuşuna yumruk atmayı unutmayın. Henüz kanalıma abone değilseniz de kanala abone olmayı unutmayın. Sizi sevdiğimi bilmenizi istiyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye.